Sevgili voleyciler, Transfer Özel'e hoş geldiniz. Sercan Hamzoğlu'yla beraber transferi, gündemi, maçları konuşacağız. Merhaba. Audi Cup'ı daha ağırlıklı konuşacağız gibi evet, düşünüyorum. Audi Cup'tan dün akşam geldik. Sen de geldin değil mi? Oradaydın. Dün akşam geldik. Bugün ayağımızı tozuyla voleycilerle buluşmaya geldik. Programa geldik. Transferlerde de gelişme var tabii. Fenerbahçe'de bu hafta biraz belki de Audi Cup'ta alınan sonuçların da etkisi olabilir. Onu da konuşacağız. Şimdi yani şöyle sorayım. İki görüş var. Birincisi, evet Fenerbahçe burada bir prestij kazandı. Belki de maddi bir tarafı da var, onu da kazandı, onu da konuşuruz. Ama bir diğer görüş, ağırlıklı olan görüş diyor ki zaten özgüven problemi yaşayan, geçen sezon birçok defa kırılmalar yaşayan bir takım hani Bayern Münih Real Madrid ile sezona başlaması psikolojik ve ilerisi için nasıl bir etki yapar? Planlama açısından bir hata var mı burada sence? Aslında planlama açısından bir hata yok. Aslında çok iyi bir tarihte planlanan bir turnuva. Takımlar sezon başı kamplarını yapıp, transferlerini yapıp aslında Audi Cup'a net hazır bir vaziyette gidebilirdi. Nitekim Bayern Münih'e baktığın zaman ben son Frankfurt maçındaki 11'ine bakıyorum. 5-1'lik maçta. Dün Fenerbahçe'nin karşısına çıkardığı 11'e bakıyorum. Arada bir tane oyuncu falan oynuyor. Aynı oyuncu yani, oynuyor. Fenerbahçe'ye baktığın zaman 7-8 tane oyuncu oynamış ve 3 tane de oyuncu kendi bölgesinin dışında farklı bölgelerde oynamış. Baktığın zaman bir takım farklılık var. Yani bir Fenerbahçe 11 değişiklik diyebiliriz. Bayern Münih'te bir değişiklik diyebiliriz. Yani baktığın zaman iki takımın arasındaki fark burada çıkıyor ortaya. Evet, prestij açısından çok iyi bir şey. Bugün Allianz Arena'ya gidiyorsun. Real Madrid, Bayern Münih taraftarı, Fenerbahçeli gurbetçiler orada stadın çoğuna bir hakimdi. Evet. Güzel mi güzel ama tabii ki ilk 30 dakikada da ilk devrede de 5 tane gol yediği zaman ister istemez karşındaki yani dünya devi evet kabul ediyoruz ama bir Fenerbahçe taraftarı da bu kadar farklı mağlup olmayı da istemez yani. Bir psikolojik olarak oyuncu da taraftar da bir demoralize oluyor. Olmuyor değil. Evet, gönül isterdi ki Fenerbahçe oraya daha hazır gitsin. 3-1, 3-2, 4-2 ki, yani Real Madrid maçı gibi mesela 5-3. Bu çok güzel olurdu Fenerbahçe için. Ama tabii biraz Bayern Münih ilk maçı biraz Fenerbahçe'yi ciddi anlamda demolize etti. Oyuncuları da etti yani. Etti. Oyuncuları da zaten taraftarla oyuncular arasında da maç içinde problemler oldu. Dirar'la oyundan çıkmak istedi. Yani geçen sene zaten Fenerbahçe'nin en temel problemi buydu. Gol yedikten sonra çok çabuk dağılan, hiçbir şekilde reaksiyon veremeyen bir takımdı. Bu sene de bunun böyle hemen başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktığım bir sezonda hemen başında bu şekilde bir demoralizasyon olması sanki taraftarda dediğin gibi biraz daha böyle bir acaba bu sene de mi olmayacak havasını verdi Bayern Münih maçından sonra ama Real Madrid maçı biraz daha toparladı sanki. Toparladı ama artık taraftarımız bilinçli. Yani artık hani derler ya artık taraftar da bir teknik direktör gibi olmuş, yorumcu olmuş. Bakıyorum genel yorumlara. Yani karşındakinin aslında bir fiyat ve rakamla karşılaştırdığın zaman gerçekten çok fark var. Tabii canım, yani bunu artık taraftar bunu anlayabiliyor. Taraftar ne diyor? Evet diyor biz bunlara yenilebiliriz diyor. Çok normal Real Madrid'e. Ya Bayern Münih Dortmund'da 5 atıyor hazırlık maçında. Tabii herkes yani. Böyle bir Real şey var. Bayern Münih yani çok başka bir takım. Ama o taraftar da diyor ki biz niye buraya bu kadar eksik geldik diyor. Tabii. Yani bizim aylardan beri bir planlamamız yok mu? Bizim takımımızdan 14 tane futbolcunun gideceğini sayın sportif direktör, teknik direktör bilmiyor mu? Biliyor. Kulüp yönetimi biliyor diyor. Peki biz diyor bu Ağustos ayında biz buraya neredeyse Ağustos'un biri oluyor bittiğinde biz niye buraya stopersiz geldik? Maçın başında Hasan Ali sakatlandı. 8 hafta yok. O da gitti. Dirar'ı 2 antrenmanla sola attı. İşte İsla'yla başladı. Acaba nasıl geldi? Kendini hazırlık yani tatilde çalışmış mı? Bir göreyim dedi. Bakıldığı zaman takım da hazır değil. Geri dörtlü yani facia. Öndeki yani, facia. Ekici de yani, aynı şekilde. Ekiciyle başladı, Ozan'la başladı. Ekicinin geri pası bayağı futbolu. Yani 3 tane net bireysel hatadan Fenerbahçe gol yedi. Yani öyle organize gelerek o an Bayern Münih gol atmadı. Fenerbahçe'nin çok ciddi bireysel hataları. Dirar topu bekliyor. Oyuna girdi ne yapıyorum dedi. Daha ayağından ceza sahası içinde ayağından gol attı. Müller hiç affetmez. Yani hiç affetmedi gerçekten. Müller de yani hakikaten Bayern Münih burada tabii ki çok başka bir örnek. Yani bence bütün dünyadaki takımlardan başka bir tarafa koyuyorum Bayern Münih'in o ciddiyetini. Çok. Hazırlık maçıymış, resmi maçmış. Yani özel turnuvaymış, şampiyonluk finaliymiş hiç fark etmiyor. Hani 5-0 oldu. 6. golü ilk yarının sonunda atmak için 6 kişi falan pres yapıyorlardı. Yani o çok başka bir ciddiyet. Tabii ki onlarla yarışma durumu şu anda Fenerbahçe'nin söz konusu değil. Ligde onlarla yarışmayacak tabii ki ama hani bu kadar da hani abilerle çocuklar oynuyormuş gibi bir farkı görmek taraftar için üzücü. Taraftar için üzücü oldu ama şu yandan iyi oldu. Fenerbahçe evet dünya prestijinden
kaç ülkede yayınlanan belki sayısı belli değil. Bir maçta, bir turnuvada kendini, ismini gösterdi orada. Futbolcuların en azından bir hücum hattındaki futbolcuların performansını gördü, evet, Fenerbahçe. Onda geleceğiz. O da önemliydi. Evet, ilk maç çok kötü geçti ama ikinci maç umut verici oldu. Gerçekten. Real Madrid maçı biraz taraftarı da, camiayı da en azından şunu söyleyebildiler. Fenerbahçe'nin geri hattı evet çok kötü ama orta sahadan ileriye doğru baktığımız zaman Fenerbahçe bu lig için umut verici bir performans sergiledi. Çünkü gerçekten elinde klas oyuncuları var. Yani Kruse gerçekten bir klas oyuncu yani. Olacak. Bakıldığı zaman Vedat Muriç, şunu diyebilirim yani, şimdi Galatasaray Falcao'ya diyor. Evet, Fener'de Vedat Muriç var. İkisini kefeye koyduğun zaman Falcao bir dünya yıldızı. Ama inan ki belki fayda anlamında ligde eğer bu transferler gerçekleşirse Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye faydası daha fazla olabilir. Çünkü sırtı dönük inanılmaz iyi bir top oynuyor. Real Madrid 3 tane adam sırtı dönükken top alamadı ayağından. Naço yani bu enteresan bir yetenek yani. Yani 6 kere faul alıyor, bir ayağını koyuyor, sağ baldırını koyuyor. Evet. Bir basmaya kalkıyor, sol baldırını koyuyor, omuzunu koyuyor. Fizik çok iyi. Ya Real Madrid'i defans oyuncuları çıldırdı, evet, bir ara yani. Alamadılar yani Vedat Muriç'ten. Çok ciddi bir, hatta kırmızı kartlık bir faul yaptı yeni giren oyuncu, evet, maçın ikinci yarında. Işıl tendonuna bastı. Baktığın zaman onunla defansı rahatlatıyor bu hareket. Tabii. Şimdi defans bir performans sergiliyor orta sahada. Vedat'a top gidiyor. Duruyor Vedat top. Orada bakıyor sağına sonuna, adam yoksa çekiyor çizgiye topu ve orada bir 3 dakika 4 dakika Fenerbahçeli bütün futbolcuları bir derin nefes aldırıyor. Bu çok önemli futbolda. Tenis topuna maçına dönüyor öbür sonra türlü. Onları rakibine topu ayağından çıkardıktan sonra mesela bir Ferdi'ye top çıkarıldı. İçeri girdi, aynı süratle kafayı vurdu. Kaleci son anda falan, evet, çıkardı. Yani meziyetli bir oyuncu. Çok meziyetli bir çok oyuncu. Çok meziyetli. Yani rakamına göre çok meziyetli. Gerçek diyorum yani. Burada Sayın Semih Özsoy'u gerçekten tebrik etmem gerekiyor. Hakkını teslim etmem gerekiyor. Bu transferi bitirebilmek için evinde ağırladı. Çok kez telefon görüşmesi yaptı. Ben o transfer dönemin bizzat şahidiyim. Burada kocaman bir teşekkürü Semih Özsoy hak ediyor. Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kazandırdığı için bu maliyete gerçekten çok önemli iş. Çok önemli bir iş yaptı. Uzun yıllar, evet, forvet rotasyonunda çok ciddi paralar harcadı o bölgeye. Ama 3,5 milyon euroya Vedat Muriç gibi bu kadar kendini geliştirmeye açık bir oyuncu. Hani Dirar'a bir attığı bir gol pası var. Orada iki kişi geçip hani Kruse'nin koşusunu bekleyip orada Dirar'ın önünün boşaldığını görüp çok da nizami bir şekilde önüne bıraktı. Aldı at dedi yani, bu pozisyonları hazırlayacakmış gibi duruyor ligde, evet, de. Yani şöyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin aslında hani yönetimin değişişi bence çok kolay şu anda. Çünkü Fenerbahçe'nin artıları da eksileri de belli oldu. Çok net bir biçimde gözüküyor. Çok net belli yani oldu. Geri taraf stoper, belki bir orta saha oyuncusu çok acil bir şekilde ihtiyacı var. Ön tarafı çok kuvvetli. Ön tarafı, evet. Yani bu tarafa, eksik olan tarafa gelecek olursak, şimdi ilk maçta Sadık Jailson ikilisi, evet, maçın ilk yarısında görev yaptı. Daha sonra Jailson orta sahaya geçti, Reyes oyuna girdi. Real Madrid maçında Reyes Jailson'la başladı. Yani en azından, evet, sen de yazmışsın sosyal medyada, Reyes'le işi bitti Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin sözü. Yani aslında Ersun Yanal şu taraftara şunu da gösterdi. Reyes bu arkadaşlar. Yani ben bunu oynatma şansım yok. İsterseniz de yani oynatırsak böyle olur. Elimdeki imkan bu. Bunu koydu. Buyurun performansını görün. Zaten Real Madrid maçında 3 tane %100 maçın başında hatalar yapıp 2 tanesi gol oldu. Bir tanesi kalecinin yeteneğiyle Altay çıkmış bir top. Yani bakıldığı zaman Reyes olmaz yani Fenerbahçe için. Belli ki olmayacak. Olmaz yani. Orada ben bir teşekkür de Jailson'a ediyorum. Gerçekten stoper kariyerini oynamadığı halde Fenerbahçe'de çok ciddi bir şekilde bir performans sergiledi. Yani bana desen ki kampta 3 tane böyle hakkıyla bu işi çok iyi yapmış kim desen, bir tanesine Jailson'u koyarım. Yani öyle, Jailson'un baba olmuş. Çok iyi bir performans. Olmuş. Baba oldu, o da tebrik edelim tebrik kendisini. Edelim kendisini. Yani hiç pozisyon değil, alışık olduğum mevki değil. Bence formayı kaptı. Dünyanın, o nerede oynar? 6 numara oynar. 6 mı oynar diyor? Kesin oynar. Yani şöyle bir iddiam daha var. Yani Feyzer bile Fenerbahçe'ye şu an tekrar gündeme geri geldi. Kapatılan bir transfer ismiydi. O bölgeye Feyzer ayarında bir adam gelirse ben Jailson'un şu anki performansı Feyzer'i bile kesebileceğini düşünüyorum. Yani bakalım. Yani transfer oraya gerçekleşirse bile diyorum tabii, yani. Tabii, olursa tabii ki şu an öyle bir gerçekleşen bir durum yok ama ben 6 numara olarak şu an Jailson'u tek görüyorum. Zaten eldeki şu anda tek oyuncu o. Yani tabii, onun kalitesinde çok, bir daha üst yani kalitede bir oyuncu. Yani Jailson, Ozan, Kruse üçlüsü Fenerbahçe'nin ideal 11'i olabilir şu anki konsepte. Transfer olmadığı durumda söylüyoruz. Yani transfer çok iyi bir 6 numara gelirse tabii ki Jailson orada forma savaşına girer. Jailson belki bir tık daha ileride gidebilir, 8 numara bile oynayabilir. Yani o Jailson artık öyle 6 ile 8 arası tam bir joker oldu Fenerbahçe için. Çünkü
çok ben konuştum oradaki bir analizlere falan, çok seviye atladı diyor. Yani bu sene diyor seviye atladı Jason. Fiziki güç olarak, fiziki olarak, oyun mantalitesi olarak. Biz kendisine eksiklerini maçlardan sonra bazı toplantılarda oyunculara eksiklerde ve hangi bölgelerde nasıl hata yaptığını onların 3 boyutlu kamera sistemiyle şöyle dev ekranda futbolculara gösteriyorlar. Biz Jason'a geçen sezon yerini kaybettiği maçları izlettiklerini ama bunların üzerine çok iyi çalışıp ve bu sezon o eksiklerini gidermek için yapmış olduğu ekstra çalışma adeta onun için Fenerbahçe kariyerini daha bir başka bir sayfaya taşıyacak. Hı hı. O gözüküyor yani şu an için. Bakalım forma savaşı neler olacak? Şimdi...